Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki kamu arazilerinin özelleştirilmesine bir kez daha sert tepki gösterdi. Aras, halkımızı mülksüzleştirmeye çalışıyorlar dedi. Herodot Kültür Merkezi'ndeki meclis toplantısında bir konuşma yapan Aras, kamu arazilerinin özelleştirilmesine sert tepki gösterdi. Aras şunları dile getirdi. Orta kentte daha önce mera vasfında olan ancak imar planlarına mera olarak işlenmediğinden ki köyün merasıydı orası. İşlenmediğinden burası değil bu arada. Bu bir sonraki adım. Bir milyon metrekarelik yer için hep beraber hem sivil inisiyatifler hem yerel yönetim birlikte itiraz ettik. Davalar açtık. Yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen satışlar durmuyor. Özelleştirmeye devrettiler. Satmaya çalışıyorlar. Bizim kamusal alanlarımızı satmaya çalışıyorlar. Halkımızı mülksüzleştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bakın orman köylüsünü Ormana sokmuyorsunuz bir tane dal alsın, bir tane kozala kalsın. Ağır cezada yargılıyorsunuz. Ancak ormanları turizm amaçlı ya da başka türlü tahsis edip bütün ağaçları kestirtiyorsunuz. Bu ne demektir? Sermayeye teslim olmaktır. İşte aynı olay burada da var. Bizim nefes alabilecek son Bodrum'da kalan kamu arazilerimiz ki imar planlarında şu biraz önce gördüğünüz arazi kesinlikle planlı değildi. Ağaçlandırılacak alan statüsündeydi. Ama bir gecede 100 binlik, 25 binlik, 5 binlik, binlik plan değişiklikleri yaparak imara açıldı ve satıldı. Kime satıldığını da siz de biliyorsunuz. 180 dönüm arazi. Bu 1 milyon metrekarenin dışında burası. Bu talan zihniyetinden bir an önce kurtulmamız lazım arkadaşlar. Burada vatandaş bak biraz önce arkadaşımız bize önerge verdi. Burada vatandaş memur, doktor, ondan sonra güvenlik görevlisi, öğretmen Başını sokacak ev bulamazken, lojman bulamazken bu araziler haraç mezat da demeyelim de satılıyor. Asıl buralar bu işler için kullanılması lazım. Kamusal işler için kullanılması lazım. Bizim belediyemizden bu sorunlara çözüm bekleyenler, arkadaşlar çok bekler. Belediyenin yetkisindeki işler değil bunlar. Vermiyorlar zaten bize. Bir metrekare yer vermiyorlar. Her, her türlü anlatıyorum herkese. Dün de anlattım buradaki toplantıda. Yedi tane hazine parseli değirmenleri çözeceğiz dedik. Oraları bile sit alanındaki yerleri bile bize tahsis etmediler. İşte ama 180 dönüm bakın şu alan Orta Kent'te emlak emlak TOKİ vasıtasıyla ihaleyle verildi burası. Verildi. Şimdi buranın yolu yok. Buranın kanalizasyonu yok. Buranın suyu yok. O bir milyon metrekarede sırada zaten o da satılıyor. Şimdi buralara biz nasıl arkadaş hizmet götüreceğiz? Ayrıca iktidarın yerel temsilcileri niye bu konuda ağızlarını bir gram açmıyorlar? Buraya Atatürk ismini veren, vermeye çalışan arkadaşlar. Neden ağzını açmıyor bu arkadaşlar? Buralar kamusal alanlar değil mi? Niye bunlara itiraz etmiyorsunuz arkadaşlar? Soruyorum size. Yani bizim atadığımız personelle uğraşıyorsunuz ya da ıvır zıvır işlerle uğraşırken neden bu büyük faaliyetlerle uğraşılmıyor acaba? Bunlar kamunun malı bunlar. Bunlar bakın çatır çatır gidiyor. Bak Cennet Koyu'da ruhsatı kestik, keseceğiz. Cennet Koyu'da bir özelleştirme parseliydi. Biliyorsunuz. 2012'de planlar yapılmış, satış yapıldı. O Cennet Koyu'daki yer. Adamın da anasütü gibi hakkı. Ne yapalım? Adam almış, vermiş parayı. Ama bunu satanlara sormak lazım. Niye satıyorsunuz kardeşim yani? Şimdi buralar daha oralar yetmedi, daha buralar var. Daha şimdi mesela Türk Bükü'nde daha önceden eğitim alan olarak ayrılmış bir yer. Aynı şekilde e, yine yüksek öğretim, orta öğretim, ilk, ilk, öğretim, kültür, sosyal alan burası. Öyle bir yer ayrılmış. 50 dönüm orada, 40 dönüm orada. Buralarda şimdi gene emlak konut toki vasıtasıyla satışa çıkarılıyor. Yani bütün bu kamusal arazileri, donat alanları satıp da Bodrum'a hep ev mi yaptıracaksınız? Zaten 800 tane mevzi imar planı, 56 tane uygulama planıyla Bodrum zaten layığını bulmuş. Daha daha ne istiyorsunuz yani? Artık yeter bunlara yeter dememiz lazım. Hep beraber. İktidarın yerel temsilcileri dahil. Bunlara biraz ses çıkarması lazım. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Bizim dağlarımızı taşlarımızı kime satıyorsunuz demeniz lazım. Niye özelleştiriliyor buralar? Daha binlerce dönüm mera var önümüzde bizim. Bodrum'da Plan dışı bırakılan yerler var. Buralarda mı satılacak? Buralarda mı bu talana kurban gidecek? Biraz da bunlara ses çıkaralım. Biz eleştiri açığız ama bu konuda hiç kimse çıt çıkarmıyor maalesef. Asıl ihtiyacımız kamu personeline lojmandır. Bu belediyenin yetki ve sorumluluğu değildir. Bunu da net açık ifade edeyim. Belediyenin yetki ve sorumluluğu 5393'te yazıyor. Oraya onu yapması gerekenler Alsınlar yetkiyi, oralara lojman yapsınlar. Okul yapsınlar. Milli eğitimin hali işler acısı arkadaşlar. Çocuklarını özel okuldan düşünün. Artık gönderemiyor insanlar. Özel okullar ya özel okullar ya özel hastaneye gideceksin. Devlet okulları, devlet hastaneleri bunlar ne işe yarar arkadaş? Camilere kadar biz tadilat yapıyoruz ya. Bu diyanete ayrılan bütçe nereye gitti arkadaşlar? Bu kadar bütçeler okullara okullara aile birlikleri para verip de hademe tutmasa güvenlik görevlisi tutmasa okulda hademe yok güvenlik görevlisi yok. Bu nasıl olacak bu işler? Okulların bütün tadilatını 3 aydır benim destek hizmetlerimi yapıyor ya. Yani bu niye ödenek gelmiyor bu okullara? Niye para yok? Bu çocuklar niye taşınamıyor? Ücretsiz öğrenci taşıyorum ben. Yemek taşıyorum ya okullara. Niye taşıyorum abi belediyenin görevi mi bu? Yani ya oturup biraz bunlara kafa yoralım diye arkadaşlar biraz böyle e, sizlerle bunları paylaşmak istedim. Yani artık e, kısır günlük ıvır zıvır işlerden kurtulup biraz daha ciddi konulara eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlara. Evet teşekkür ediyorum. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Eğer varsa önerisi olan buyursun lütfen. Bunlar benim içimden geçenler. Eğer önerisi olanlara da her zaman açığız. Gelsinler beraber çalışalım. Ben her zaman söyledim. Yandım. Gelin dedim bize ön ayak olun, yol açın. Bize değirmenleri restore etmemiz için yedi tane parseli vermeyen bir anlayıştan bahsediyoruz. Sit alanı 700 metrekare, bir metrekare, şey bin metrekare yerler buralar. Ama maşallah 180 dönümü bir gecede plan değişikliğiyle ilgili arkadaşlara da verebiliyorlar yani. Demek ki olabiliyormuş bunlar. Ama bu ayrım bu ayrım dilinden, bu ayrım politikasından bizleri dışlayan bu politikadan bir an önce vazgeçilmesi lazım. Bir an önce. Yoksa vatandaş zaten gereğini yapacak. AK Partili meclis üyesi Ayşen Kılıç Bozansa 2019 yılında CHP'li meclis üyelerine Bodrum'un sorunlarını bir dosya haline getirip beraber Ankara'ya gitme teklifi sunduğunu fakat bugüne kadar bir dosya hazırlanmadığını söyledi. Yeniden söz alan Başkan Aras'sa şöyle konuştu: "Birçok konuda ihtiyacımız olan konuda Yavuz Vekilimden de yardım istedik. Ona da bizzat sorabilirsiniz yani benim onunla olan eee iletişimimi." E, Birçok konuda kendimiz sonuçta biz Bodrum Belediye Başkanıyız. Ben bakanlığa gittiğimde genel müdüre giderken AK Parti ilçe başkanıyla beraber gitmek zorunda değilim yani. yani. Ben gittiğimde Bodrum Belediye Başkanı olarak gereğinin yapılmasını isterim. Değil mi? Yani bunun da böyle olması lazım ve AK Parti ilçe başkanımızın da bana destek olmasını beklerim. Telefonla olur başka bir şey olur. Yani en azından bir telefon açıp da bak başkan geldiğinde lütfen bunu da yapabilir yani. O yüzden biz zaten bunları yaptık gittik her konuda bakın planlar konusunda ne kadar uğraştık ama e, çözülmedi. Yani git gel git gel Ankara'ya evet bize de şunu demiyorlar yani hani bizde randevu da çok güzel veriyorlar ama bir e, ağzımıza bir parmak çal, bal çalıp gönderiyorlar. Yani bunu da biliyoruz hepimiz görüyoruz e, ben yine de tabii ki vazgeçmiş değiliz.